Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Annemle birlikte BİM'e gidiyoruz. Bugün günlerden cumartesi. Dün aktüel ürünler vardı. Dün gidemedim. Bugün gitmişken sizlere de video başlatayım dedim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve zili açmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hepsini böyle aynı aldım işte. Ahşap. Dayanıklı olur. Ne kadarmış? Kaç para bir de? Fiyatı yok. Makinesi var. Kahve makinesi. Ütü. Fincan. Ne kadarmış içi? Ağırlık 600 gram. Daha az. Neymiş? Elyaf. Elyaf. Ne kadar? Kaç para ki? Banyo havlusu. 100 defa mı? 17 defa. Bunlar şey değil mi? Her şey değil. Bunların gene termoslar içeri aldı. Anne. Kaç para? Bunlar da yemek. Kaç para? Yardım et. Ekmeklik 30 liraymış. Şurada battaniye 19 lira. Şurada 17 lira. Böyle battaniye. Küçük boy kavanoz. Şey seti var bak, çelik cezve seti. Çelik cezve seti. Kaç lira? 50 liraymış. Çay seti 65, su bardağı 60, meşrubat bardağı 40, su bardağı 40 TL. Yastık yok mu?
de bir şey yok. Şu terliklerden gelmiş. 20 TL. Yakalmamış. Ya da çok şey gelmemiş. Bak senin şeylerden var. Sosluk. 22 TL'ymiş. Bir şey 15 aldıydı. Bunlar ne kadar? Onlar granit değildi. Bunlar granit mi? Hı. Sos tavasın bunlar. Evet. 22 TL. Bunlar ne? Kaşık ölçüsü. Uç. Bir tane bir şey koyalım. Şu. Bak burada ne var? Set. Deniz satı mı? Hı hı. Battaniyeli. Kaç para mı? Fiyatı. Hangisi? Çeyiz set 800 TL. Yatak ölçüsü takımı var mı? Ne kadar? Yatak ölçüsü çift kişilik 150 TL. Renkleri de var. Bakınlar böyle bak. İki yastık, bir örtü mü? Yatak örtüsü, yastık kılıfı, kumaş ve dolu. Aynen. Bir tane iki, şey, bir tane. Onun çarşısı da şey olacak. Başka da bir şey yok. Süpürge ve çeyiz paketi. Tavuk aldık geldik arkadaşlar. Mangal yapacağız burada. Müstakil evdeyiz şu an. Sobayı da yaktık. Soba yanmışken içine patates atayım dedim. Şöyle sobada patates gayet güzel oluyor. İftarda ve sahurda yeriz. Kardeşim de çok seviyor. Şöyle bunları yıkadım. Kuzine sobasında. Şöyle olsunlar bakalım. Çay da yapalım biraz da. Çay içinde su koyduk. Annem çay yapalım dedi. Güzel çay güzel oluyor. Soba yanmışken çayımızı da yapalım. Patates de koydum. Mangalı yakacağız birazdan. Mangalı yaktık arkadaşlar. Tavukları da koyduk üstüne bakalım. Yavaş yavaş pişiyor. İftara da var daha. Bir saat falan var. O zamana kadar yetişir. Sıcak sıcak yeriz inşallah. Devamlı böyle müstakil evde durdum. Evet. Her istediğini yapacaksın. Katlarda hiçbir şey olmuyor. Burası rahat. Burada rahat her şey yapabiliyorum. Açık havada yemek yersin. Açık hava çok güzel oluyor. Yazın buraya inerdik. Bakalım. Katlar güzel oluyor. Temiz burada oluyor. Yeriz eve çıkarız. Evde mutfak temiz kalır. Sevdim bunu. Eve çıktık mı otururuz. Mutfaklar ve evler temiz burada kalır. Burada bulaşları yıkar gider. Burası hem markette de düzey yapça daha iyi oluyor. Yiyip gitmekte. Devamlı en çık. Her ne istediğin alıp geliyorum. Aynen. Güzel yaptıracağım. Buraya ineceğim. Eski ev. Depo olarak kullanıyoruz zaten anne. Durmuyoruz ki burada. Soğan da yapacağız mı? Seviyor musun soğan? Birkaç tane koyar mı? Etine gelir mi soğan? Bir iki tane. Fıylara koyar mı? Şuraya mı koyacağım ben de? Koyar mı salata yedim? Ya zeytin yok atam. Limon koyar. Limon koyar. Yeşil biber sevmiyoruz. Kırmızı biber olsaydı yukarıda vardı. Patateslere baktın mı? Patatesler olur da sopa çok yanmıyor. Yanmıyor değil mi? Yakmayalım da. Pilav yapacağız mı? Pilav da yaparız eve çıkınca. Eve mi aldın sen bunu? Hı hı, eve aldım. Burada tencere yoktur belki evde yapalım. Ahmet makarna yapıyormuş. Ahmet makarna içiyormuş. Yapsın kendisi. Ne oldu ne?
Ne, daha pişmedi. Pişmedi daha, dur bakalım. Pişsin yiyeceğiz, tamam. Ya. Çok mu acıktın sen? He? Bak hiç öbürkünün sesi çıkmıyor. Tamam. Tamam, sakin ol. Hiç korkmuyor da bak. Tamam. Pişsin yiyeceğiz. Öbürkün de kovalıyor. Onu niye kovalıyorsun? O senin yavrun değil mi? Ha? Öbürkü korkuyor, sen korkmuyorsun. Hayırdır? Geçme o tarafa. Hayır. Tamam. Bak hiç korkuyor mu bak. Bak hiç korkuyor mu? Öbürkü garibim. Öyle bakıyor oradan. Bu pek cazgır anam. Aa. Tamam sus. Tamam. Bak daha cevap veriyor. Kediyle atışıyoruz anne. İyice acıkmış. Ezan okunmadı daha. Sabret biraz daha, sabret. Hayır. Sabretmelisin. Ben patateslerimi aldım, eve çıkıyorum arkadaşlar. Mangalda olmak üzere. Ben onu beklemeyeyim, eve çıkayım. Pilav da yapacağım daha. İftara da az kaldı. Anne sen onları alıp gelirsin. Selam. Çayı da al gel. Tamam. Pirinci bir de ver. Ay dumanda kaldım. Haydi görüşürüz. Hemen pilavı yapmaya başladım arkadaşlar. Şöyle sıvı yağ, tereyağı, arpacığı koydum. Biraz kavrulsun. Zaman da az kaldı, inşallah yetişir. Olsun da orucumuzu açar, namaz kılarız. O zamana kadar olur zaten. Kankim kendine makarna yapmış. Bari biraz çok yap da hep beraber yiyelim. Değil mi kanki? Hemen kaçtı içeri. Kendi şeyini yaptı. Yemeğini. Pilav da yerdi aslında ama. Canı makarna çekmiş. Bu biraz kavrulsun. Pilav olurken bir de ayran yapayım. Suyunu da koymuştum, kaynadı, kesildi. Böyle. Biraz kavurayım. Kavurunca güzel oluyor. Eski bir tereyağı koptu. Yeterli. 1'e 1,5 ölçü yapıyorum arkadaşlar ben. Bunda 1,5 bardak koydum.
Şöyle yeterli herhalde suyu da. Bakayım. Yeterli. Çok az, altını da kısayım. Orta derecede. Şöyle ayranı da kavanozda hemen çalkalayıvereceğim. Böyle köpüklü oluyor ha. Yoğurt yine evde kendi mayaladığımız yoğurtlardan. Hazır yoğurt pek yemiyoruz. Hatta hiç yemiyoruz. Böyle bu daha güzel oluyor. Daha lezzetli. İçinde ne olduğunu biliyorsun en azından. Şöyle yeterli mi acaba? Biraz daha koyalım. Şöyle biraz koyup çalkalayacağım. Ondan sonra geri kalan suyunu koyacağım. Güzel oldu. Niyetliyiz ya artık. Her şey gözümüze çok güzel geliyor. Şöyle köpük köpük oldu arkadaşlar. Ayranımız da hazır. Burada beklesin. Ayrana salatalık rendelemeyi unuttum arkadaşlar. Hemen onu da yapayım. Pilavım da oldu. Hemen pilavımı da sarayım. Geliyorum. Şöyle bir sofra bezine saralım. Hem çabuk kabarsın. Hem de soğumasın. Pilavım hazır. Salatalık da çok güzel koktu. Böyle ben tüm kabuklarını soyuyorum arkadaşlar. Diğer türlü sevmiyorum. Böyle biraz rendelemesi zor oluyor ama olsun. Yurtta da şey yapardım, böyle salatalık çıkardı kahvaltıda, doğranmış şekilde. Şerit halinde soyuyorlardı yani normal olarak. Ben öyle sevmiyordum. Sağ olsun yemekhanedeki abla bana veriyordu başka. Onu hepsini artık soyup öyle yiyordum. Allah razı olsun, çok yardımcı oluyorlardı. Yurt günlerimiz güzeldi. Geldin mi anne? Geldim. Yetiştik. Pilav yaptın mı? Yaptım, sardım. Salatalık rendeledim. Tamam. Soğanları da soyayım. Abi de hazır. Soğanları yaptın mı?
birazdan arkadaşlar asmıştık böyle. Tarladan kendimiz yaptık. Ezan da okundu bu arada. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin inşallah. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar dilerim. Biz yemeğimizi yiyelim, ondan sonra görüşürüz. Topladım, ocağımı da sildim. Siz oraları hızlandırılmış olarak gördünüz arkadaşlar. Biz de birazdan çay içeriz. Survivor var bugün, onu izleriz. Size de artık burada veda edeyim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zili açmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.